700 milyonluk Avrupa pazarı var. Avrupa'da ve kilosu 17 ile 20 euro arasında. Londra'da 20 pound'a satılıyor mangonun kilosu. Ruslar ve Avrupalılar kapıda alıcı olarak bekliyorlar. Yani 10 milyon mango olsa şu an 10 milyon mangoyu satar sana. Çiftçi birinci yılında yatırımın yarısını alıyor. İkinci yılında dönümünde 230 bin lira kazanıyor. Üçüncü yılında yaklaşık 600 bin lira kazanıyor. Dördüncü yılında 800 bin lira kazanıyor. Yani dönümünde şu an 1 milyon lira kazanan çiftçi var mı? Yani müthiş bir para var. Kimse bunun daha farkında değil. 3 yıl sonra tropik meyvecilikte Akdeniz'de devrim yapacağız. Bir dalda yaklaşık 5 kilo meyve var şu an. Yani seneye Mart ayında bu ağaç budanacak ve bu ağaçtan Ağustos'tan aralığa kadar yaklaşık 3 kilo meyve hasat edilecek. Bu gördüğünüz daha yeni yeni şu an olgunlaşmaya başlayan mangolar. Mango oda sıcaklığında hafif yumuşatıp öyle yemeniz gerekiyor. Mango bu şekilde soyuluyor. Şeftali soyar gibi. Çok sağlıklı bir meyve. Büyüme çağındaki çocuklar, anne adayları, yaşlılar, bağırsaklara çok iyi geliyor mango. Uzun yaşam iskiri var içerisinde. Tüm vitaminler var. İlkokul çağındaki çocuklar mango yerse çok zeki olurlar. Ben kendim yıl 12 ay her gün bir tane mango tüketiyorum. Görmüş olduğunuz mango bu şekilde. Tadı mükemmel. Dünyanın en lezzetli mangosu Türkiye'de yetişiyor. Ben Mustafa Ezici, 1971 yılında Gaziantep Nizip'te doğdum. Zeytinyağcı bir ailenin oğluyum. Nizip'te zeytinyağı fabrikamız var. 1850 yılından beri zeytin yağı üretiyoruz. Ezici soy ismi zeytin ezmeden geliyor. Dedelerim zeytinyağı işiyle uğraşırmış. Annemin babası, rahmetli dedem de Antep fıstığı yetiştirirdi. İlkokulu Nizip'te okudum. Nizip'te sabun fabrikamız vardı. Sergi sabunu deriz, kalıp sabun. Sabun ve yağ bitkisel yağlardan üretildiği için tavukçuluk sektöründe de asit yağ deriz, ayçiçek yağı fabrikalara çıkan bir atık yağ var. Onun yem fabrikalarına satıldığını öğrenmiştim. İstanbul'u çok severdim çocukluğumdan beri. 1991'de İstanbul'a yerleştim. Kendi işimi kurdum. Tavukçuluk sektörüne, Türkiye'deki bütün marka tavukçuların, tavuk üreten firmalara yağ verdim. Yani yemde kullandığı yağ ticaretini yaptım. İnsanlar nasıl yemekte yağ ihtiyacı varsa tavukların da enerji ihtiyacı var. Uzun yıllar yem sanayine satarak ticaretimi yürüttüm. Daha sonra işte atık yağ işini yaptım. Biyozel işine 2005 yılında başladım. Atık yağında da çok büyük tonajlara ulaştım. İşte McDonald's, Burger King, oteller, restoranlar, evlerden toplama, yani atık yağ bilincini Türkiye'de oluşturan kişi benim. Ezici Biyozel diye fabrikam vardı. 2012 yılında taş yapının sahibi Emrullah Turan ile ortak olduk. Daha sonra Emrullah Bey'de anlaşamadık. 2019 yılında Emrullah Bey'den ayrıldım, geldim Alanya'ya yerleştim. Alanya'ya yerleşmemin nedeni, ben dünyada 50 ülke gezdim. Bu gezdiğim ülkelerde tropik meyvelerin birçoğunun tadını biliyorum. Liçi, longan, işte ejder meyvesi, fejoya, ondan sonra çerumaya. Yani bütün tropik meyveleri hem çok seviyorum hem de bunun Türkiye'de yetiştirebileceğini daha önceleri hep devamlı düşünüyordum. Güney Afrika'ya Cape Town'a 11 defa gittim ben. Sürekli gidip geldiğim için. Orada Ocak ayında başlıyor mango. Haziran ayına kadar devam ediyor. Türkiye ile üretim şeyi farkı var yani. Dünyada mango en çok Ocak'la Haziran ayında üretiliyor. Hindistan, Çin, Pakistan. Buralarda Ocak'la Haziran ayında üretiliyor. Bizde Ağustos'la Ocak ayında üretiliyor. 2015'te Ar-Ge'sini başlattım bunun. Paris'te kilosunun 17 euro satıldığını bildiğim için burada çok ciddi para kazanacağının ışığını gördüm ve ilk işte 2015 yılında 37 fidan getirdim. Ektiğimiz fidanlardan güzel meyve almaya başlayınca, yani dışarıda olduğunu Gazipaşa'da görünce dedik bu seran içerisinde daha güzel olur. Daha sonra 10 tane izin aldım. Uçakla İstanbul'a getirdim. İstanbul'da millileşmesini yaptık. Baktık ki oluyor ticareti. İlk 2019 yılında ticari fidan getirmek için İspanya'ya gittim. İspanya'da küçük fidanlar var. İspanya'da 3 yaşında fidan bulamazsınız. Ama Mısır'da 3 yaşında fidan var. 3 yaşındaki fidan ektiniz ama ilk yılda size 2 ile 5 kilo veriyor. İkinci yılında 20-30 kilo veriyor. Üçüncü yılında 50-60 kilo veriyor. Dördüncü yılında 70 ile 100 kilo arası alıyorsunuz. Onun için Mısır'dan getirmeye karar verdim. 54 bin tane 2019 yılında Mersin limanına getirerek millileştirdim. Ve bu fidanları çiftçilere satarak ve bu gördüğünüz bahçeler gibi onlarca şu anda bahçe var. Mersin'den Finike'ye kadar. 2015 yılından bu tarafa 8 yıl geçmiş. 8 yıllık bir Ar-Ge'nin sonuçlarını alıyorum ben. Bu ticari fidanların şu anda seralarda çok ciddi meyve vermeye başladı. 700 milyonluk Avrupa pazarı var. %95'i tamamen ham mango yiyor. Ham mango ile dalında olan mangonun arasında hem fiyat farkı var hem lezzet farkı var. Dalında olan mango uçakla geliyor. Kilosu 17 ile 20 euro arasında. Londra'da 20 pound'a satılıyor mangonun kilosu. Ham mangonun tanesi 2 ile 3 euro arasında. Arasında 8-10 kat yaklaşık fiyat farkı var. Hem lezzet bakımından farklı. Şimdi biz bu
dalında olan mangoyu Avrupalı'ya alıştırdığımız zaman 650 bin ton bir mango pazarı var. Bu yarın 5 sene 10 sene içerisinde 10 milyon tona çıkar. Yani ciddi bir pazar var. Biz bu ürettiğimiz mangoyu 2 günde 3 günde Avrupa'nın her yerine ulaştırabiliriz. Ruslar özellikle burada Alanya'da kilosunu şu anda 150-200 liradan alıp yiyorlar. 3 sene 5 sene sonra çok ciddi bir üretim olacak ve ihracata başlayacağız. Yani Avrupa'ya, Rusya'ya, Orta Doğu'ya, şimdi dünyada mango olmadığında bizde var. Rakibimiz Mısır, İsrail, İtalya, İspanya. Ve bizim coğrafi olarak ve toprak yapımızdan, iklimden dolayı çok kaliteli bir mango yetişiyor Türkiye'de. Hem lezzeti çok kaliteli, raf ömrü de uzun. 10 bin ton mango olsa şu an 10 bin ton mangoyu satarız hemen. Dalında olan mangonun korkunç bir pazarı var. Ruslar ve Avrupalılar dalında olan mangoyu kapıda alıcı olarak bekliyorlar. Japonya'da Miyazaki'de bir mango üretiliyor. Bir adet 200 dolara satılıyor. Biz Miyazaki mangoyu bile üretip Japonya'ya ihraç edebiliriz. Enerji krizinden dolayı şu an Hollanda'da falan domates seralarında domates yetiştirilmeyecek. Türkiye meyvede ve sebzede çok büyük bir atak yapıp çok ciddi bir pazar yakalayabilir yani. 100 milyar euro yakın bir pazardan çok büyük bir pay alabiliriz. Hem tropik meyvecilikte hem sebzede. Yani bu Türkiye için çok önemli bir fırsat yani. Alanya ve Gazipaşa'da 42 çeşit tropik meyve yetişiyor. 42 çeşit işte ihracat potansiyeli olan meyveler. Liçinin kilosu Avrupa'da 40 euro. Üretip Avrupa'ya liçi verebiliriz. Ben Mısır'dan danışman getirdim. Şu an benim Mısırlı danışmanım var. Oturum izni aldım kendisine. Bahçelerin dikiminden meyvenin satışına kadar danışmanlık yapabiliyorum. Tarım Bakanlığı dönümüne 167 tane kapalı seraya, açığa da 83 tane. 4'e 3 Ekim, serada 3'e 2 Ekim'e izin veriyor. Fidanların önce ön ödemesini yapıyor. Mısır'a bir para gönderiyoruz. Mısır'dan sipariş verildiği zaman bir ay içerisinde getiriyoruz fidanları. Mısır'da hazır. 2019'da üretimini yaptırdım, ortak olduğum. Yaklaşık şu an hazır 1 milyon adet fidanımız var 3 yaşında. Keyt cinsi mangolarımız şu anda bu bahçeye dikimi yapılıyor. Mango biraz hassas bir ağaç olduğu için ilgi istiyor biraz. Dikerken bunu dağıtmamak lazım toprağını. Çünkü mil toprak olduğu için bunu dağılıyor. Tuzla taşıyla beraber ekiliyor, suyu tutuyor. Bu şekilde ekiyoruz ki ağaç daha çabuk büyüyor. Evet, cam suyu veriyoruz fidanlarımıza. Fidan Mart ayında budaması gerekiyor. Budayacağız, çiçek vermeye başlıyor. Daha sonra meyvesi de Ekim-Kasım ayında olgunlaşıp hasata başlıyorsunuz. Yani mango bir defa afrodizyak meyve. Yani yabancı literatürleri araştırdığınız zaman mango ile ilgili çok bilgiler var yani. Mango çok sağlıklı bir meyve. İnsanların yaşlanması ve ölümü bağırsaklardan kaynaklanıyor. Şeyde Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan bir kabile var. Orada mesela 6 ay kayısıyla besleniyorlar. 135 yaşına kadar yaşayan insanlar var. Uzun yaşam miskiri var mangoda. Mangoyu tamamen solucan gübresiyle besliyor çiftçi. Organik bir meyve. Hiç ilaç yok. Tarım ilacı yok. Yani mango en doğal meyve. Türkiye'de üretilen şu an. Akdeniz'de özellikle Alanya, Antalya, Manavgat, Serik, Anamur, Gazipaşa bu bölgelerde ejder, avokado ve muz üretiliyor. Mango bunların içerisinde en karlı olan çiftçi için tarım ürünü olarak mango şu anda. Çiftçi birinci yılında yatırımın yarısını alıyor. İkinci yılında dönümünde 230 bin lira kazanıyor. Üçüncü yılında yaklaşık 600 bin lira kazanıyor. Dördüncü yılında 800 bin lira kazanıyor. Dönümünde şu an 1 milyon lira kazanan çiftçi var mangodan. 300 sene yaşıyor mango. Müthiş bir para var. Kimse bunun daha farkında değil. Muzun dönümünde 30 bin lira kazanıyorlar. Muzda şöyle bir sorun var. Muz yılın 2 ay üretiliyor. 7 ayda üretilen muz kadar bir muz Kasım ve Ocak ayında üretiliyor. Çok büyük bir rekor tartışı var. Türkiye 80 milyon insanın hepsi muz yemiyor ki. Ondan dolayı muz fiyatları çok fazla üretildiği için düşüyor. Mango, muz seralarının birçoğuna şu anda eğer mango ekilirse muz fiyatlarını 4-5 yıl içerisinde dengeler ve muz da iyi bir fiyata ulaşır. Üretici de para kazanır. Yani muzdan mangoya dönüşler oluyor. Artı muz serasının içerisinde bir tane muz, bir tane mango ektiğiniz zaman muzla beraber yetişebiliyor. Daha sonra mango üretimine başladığınız zaman muzu iptal edebiliyorsunuz. Böyle üretim yapan çiftçiler var şu an. 10 yıl içerisinde mango üretimi muzun üretimini geçecek. Geçer belki 5'e 10'a katlar. Hatay Samandağ'ından Çanakkale'ye kadar örtü altında her yerde yetişebiliyor. Karadeniz'de de yetişebiliyor. Mangonun tek sorunu don. Donun haricinde yetişmemek için bir sorun yok. Tropik meyvecilikte Akdeniz'de devrim yapacağız. Tüm Avrupa ülkeleri Türk mangosunu konuşacak. Ülkenin tarımında güzel şeyler yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Yani hem binlerce çiftçi, yeni gençlerimiz, yeni nesil çiftçiliğe girip buradan çok ciddi para kazanabilir. Ben özellikle ziraat mühendisliği okuyan gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Dünyanın birçok ülkesinde tropik meyvecilikle ilgili üniversitelerde dallar var. Buralarda gidip tropik meyvecilikle ilgili eğitim alıp, iyi bir dil öğrenip gelip burada tropik meyvecilikle ziraat mühendisliği yaparlarsa çok ciddi para kazanırlar. Cemal'cim hayırlı işler. Sağ ol oğlum, sağ ol, hoş geldin. Sağ ol kardeşim.
Alanya'da Doğan Manav'dayız. Doğan Manav'ın İmamlı'da 150 tane mango fidanı var. 3 sene önce ekti Şükrü Bey sahibi. Bunlar kendi bahçelerinden. Gördüğünüz gibi burada kilosunu 200 liradan satıyorlar mangonun. Muzun kilosu 20 lira. 10 katı fiyat farkı var. Abi Ruslar alıyor, Ukraynalılar alıyor. Yerli vatandaşlarımız da artık almaya başladılar. Giriyorlar artık. Satışlar nasıl? Satışımız çok iyi. Günü birlik tüketiyoruz. Ben koydum. Bana bitti.